Nadide Saatlere, ekranlara hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her çarşamba saat 15 ile 16 arasında ben ve güzel ekibim sizlerle birlikteyiz. Bugün yine kadına, doğaya, insana, yaşamımıza, yaşamımızdaki rakamların hayatımıza etkisini birlikte paylaşmış olacağız. Dilerseniz sizler de bizim yayınımıza dahil olabilirsiniz. Sizler de kendi isminiz, soy isminiz ya da doğum tarihi bilgilerinizi göndererek bizlere kendiniz hakkında öğrenmek istediğiniz soruları iletebilirsiniz sevgili seyirciler. Telefon numaralarımız 0533 359 47 42. Aynı zamanda Instagram adresimiz Akademik Numeroloji sayfasından da yine sorularınızı gönderebilirsiniz. Numeroloji nedir? Sayılar hayatımıza nasıl yansır? Bireysel anlamda kendi yeteneklerimizde, yaşamımızda ve ilişkilerimizde doğru ilişki kurmada ve potansiyelimizi kullanmada sayıları aslında nasıl kullanıyoruz? Bunlarla alakalı bilgileri yine Akademik Numeroloji sayfasından ulaşabileceğiniz, oradaki rakamların anlamlandırabileceğiniz tüm hesaplamalarımız da mevcuttur. Sizler de yine bizlere gönderdiğiniz soruları ve geçen haftadan yine kalan sorularımızla ben hem devam etmiş olacağım hem de kısa kısa size buradaki sayıların hayatımıza, potansiyelimize, ilişkilerimize, yeteneklerimize, hatta kendi kariyer alanımızda bunları nasıl kullandığımıza dair kısa kısa bilgiler vermiş olacağım. Hem bu soruları birlikte cevaplamış olalım hem de sizlerden gelen sorulara istinaden sizlere de böyle kısa kısa cevaplarınızı vermiş olalım sevgili seyirciler. Numerolojinin aslında gökyüzü matematiği dediğimiz, normal şartlarda bir şeyler yerken ya da kendimizi ölçerken her şeyde kullandığımız o matematiğin kendi hayat potansiyelimizde ya da isteklerimizde neler yapmamız gerekiyor ya da nasıl daha aslında başarılı kılabiliriz, hayatı daha bolluklu, bereketli, keyifli ve mutlu hale nasıl getirebiliriz? Biraz daha aslında kendimizi tanıma sanatı ve kendimizle alakalı kısa kısa bilgiler edindiğimiz bir ilim diyebiliriz aslında numeroloji için. Burada tabii kullandığımız nokta bizim için isim ve soy ismimiz ve aynı zamanda doğum tarihimiz. Çünkü doğum tarihimizdeki rakamlar aslında bizim hangi hayat amacımızda, rakamın hangi potansiyelimizi bize verdiğini ve biz bu potansiyeli ne kadar doğru kullanabildiğimizi göstermektedir. Bu sebeple özellikle doğum tarihine, yani gün, ay, gitmek istediğimiz yolumuzu, yaşam yolumuzda aslında nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında doğru yorumlama yapabilme becerisidir aynı zamanda numeroloji. Burada tabii isim ve soy ismi de yine aynı şekilde harflerin bize vermiş olduğu sayısal rakamlara bakıyoruz. Yani her harf bizim için bir rakam demektir. Buradaki rakamları topladığımızda kendi enerji bütünümüzde, enerjisel olarak buradaki rakamları nasıl yorumlayabiliriz? Hayata nasıl geçirebiliriz? Tabii buradaki yetenekler dediğimiz, işte kariyer anlamında dediğimiz ya da hayatta dengede kaldığımız, huzurda ya da keyifte hissettiğimiz alanları nasıl bulabiliriz? Buradaki potansiyeli okuduğumuz bir çalışma oluyor numeroloji aynı zamanda. Bilinç düzeyi dediğimiz, yani bilinç düzeyinin aslında gelişimiyle de alakalı bir çalışma bu. Çünkü kendi alanımızda daha bilinçlenmek, daha farkındalıklı olmak, ilişkilerde özellikle, yani bu hem kariyer ilişkileri hem de kendi ikili ilişkilerimizde doğru adımları nasıl atabileceğimize dair birçok bilgiye aslında ulaşmış oluyoruz. Tabii numerolojide İlk başlarda böyle ilk duyduğunuzda oradaki rakamlar, hesaplamalar böyle biraz daha karışık gelebilir sizlere. Ancak biraz daha böyle oturdukça ya da kendiniz de aslında bununla karşılaşmaları ve doğru hesaplamaları yaptıkça bir de hayatınıza yansıyıp o farkındalığı keşfetmeye başladığınızda size gelen mesajlardaki işte eş zamanlı mesajlar dediğimiz, yani saatin işte 14-14 olması, 19-19 olması, sık sık 11-11 görüyorum gibi. Hep rakamlarla birlikte aynı rakamları hatta keşfediyor olmanız, aynı rakamlara denk geliyor olmanız, kapı numaranızdan tutun da kendi taşıdığınız kimlik numaranıza kadar aslında birçok şeyi rakamla birlikte yorumlayabildiğimiz, bunu tabii biz aslen hayatlarımızda bir farkındalık olarak kullanmak istiyoruz. Kişisel gelişimimizde, kendi bilinç seviyemizde ve potansiyelimizi keşfetme yolculuğunda bizim için bir adım ve bizim için aslında bir taban çalışma olarak görebiliriz numerolojiyi. Astroloji gibi, diğer kişisel gelişim metotları gibi de birçok alanda da yine kullanabildiğimiz alanlardan bir tanesi, aslında çalışmalardan bir tanesi.
Şimdi bizler yine sorularla devam edeceğim ama onun dışında sizler de kendiniz için nasıl yorumlayabilirsiniz? Bunlardan da yine bahsetmek istiyorum. Kendi doğum tarihinizde, yani doğum gününüzü, doğum ayınızı ve doğum yılınızı hane hane, rakam rakam topladığınızda eğer eşittir 10 gibi, 19 gibi ya da 37 gibi, yani eşittir 10 rakamına ya da eşittir 1 rakamına gidiyorsa. Çünkü her rakamı kendi arasında topladığımızda sadeleştiriyoruz. Yani 37 bulduğunuzda 10 çıkar. 10 eşittir 1 artı 0 yine 1'e denk geldiği için. Burada eğer doğum tarihinde gün, ay ve yıl toplamınız tek hanede bir rakamı veriyorsa, kendi yaşam yolunuzda ve potansiyelinizde ateş elementi taşıyan bir karakter olabilirsiniz. Girişimci ruhlu, aynı zamanda risk almayı seven, aniden öfkelenebilen, ani hareketlerde bulunabilen, ikili ilişkilerde genelde ben diyen kişilerdir. Bir karakterleri özellikle sen ve senin düşüncelerini biraz daha es geçebilen, burada isteklerini, duygularını, düşüncelerini aslında karşı tarafa doğru temasla, doğru iletişimle aktarabildiğinde de yine o liderlik özelliklerini çok rahat bir şekilde ortaya koyan kişiler oluyorlar. İnsan kaynaklarında bizler bir karakterlerini genelde yönetici ya da lider olma vasfında görebiliyoruz. Çünkü kolaylıkla aslında kademe atlayıp kolaylıkla kendi işlerini, kendi aslında bildiklerini de işe yansıtan karakterler oluyorlar, bir karakterleri. Tabii ikili ilişkilerde, özellikle işte kadın erkek ilişkilerinde de bir kadınıysanız ya da bir erkeğiyseniz, burada biraz daha güç çekişmesine ya da daha eril ruh dediğimiz, yani eril enerjideki o hareket alanında çok fazla kalmak, çok fazla ben demek, öne çıkma isteği, kendisinin o isteklerini ve düşüncelerini, duygularını çok fazla karşı tarafa yoğun bir şekilde empatiyi kullanmadan geçirme isteğinde bulunabilirsiniz. Buradaki biri eğer kendi yaşam yolunuzda, örnek verelim işte topladınız ve 19 çıktı. 19 eşittir yine bizi 1'e götürdüğü için 9'u mesela orta yaşlarda 9'un alanını çok daha rahat keşfetmek gerekiyor. 9'daki işte şifayı, daha saf olmayı, aldanmaya açık olmayı, hayal dünyasında çok fazla her şeyi büyütmemeyi, abartmamayı aslında öne çıkartmanız lazım. Buradaki alanlara doğru bir şekilde temas ettiğinizde de yine 1'i doğru kullanabileceğimiz yerler vardır. Bir karakterleri genelde egosantrik ve egoyu çok fazla kullanarak öne çıkan, bencil dediğimiz ya da kendi isteklerinden dolayı böyle hareket ettiği için, aslında o liderlik vasfıyla birlikte hareket eden kimseler olsa da genelde olumlu tarafını kullandığınızda da iyi birer yönetici, iyi bir iş kadını ya da iş adamı, aynı zamanda ikili ilişkilerde de yine aynı şekilde kendi isteklerini doğru bir şekilde ikili ilişkisine doğru yansıtan karakterler oluyorlar. Çünkü bir kadını ya da bir adamı yönetmek ve yöneticilik yapmak isteyecektir. Burada da eğer ilişkide olduğunuz kişi bir kişisi ise biraz daha isteklerini öne çıkartmak isteyen, ancak kariyer alanında da yine bir karakteri ise çalışanınız ya da sizler bu şekilde ise yine isteklerinizi, liderliğinizi öne koymak isteyen, genelde kendi işlerini mesela bu karaktere tavsiye ederiz. Kendi patron olmak istediğiniz yerleri ya da kendi ürettiğiniz yaratıcılık alanında kendinize ortaya koyabileceğiniz alanları lütfen daha kolay açın diyebiliriz mesela bu kişilere. Eğer doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız 2'ye gidiyorsa, yani eşittir 11 ise ya da 29 gibi, yani yine topladığınız tüm rakamları ve tek hanede 2 rakamını buluyorsanız, burada da genelde kişinin potansiyeli, hayat amacı dediğimiz alanlar sen ve senin duygu ve düşüncelerine çok fazla empatik bir şekilde yaklaşabiliyorum. Seni dinleyebiliyorum, önemsiyorum. Aslında sen ve oradaki duygusal dediğimiz bağı çok daha rahat kurabilen kişilerdir. Aynı zamanda element olarak da su elementine geldiği için daha naif karakterlerdir diyebiliriz. Duygularıyla hareket ederler. Astrolojik olarak da örnek verelim işte akrep, yengeç ve balık burçlarına aslında denk gelir bu karakterler. Tabii iki kişileri genelde hep sen ve senin düşüncelerin, senin isteklerin gibi böyle hizmete ve sunuma çok açık kimseler oluyorlar. Karakter bazında eğer baktığınızda, eğer ikili ilişkide kadın ya da erkek iki ise karşısındaki kişiye her zaman
kendinden daha öne koymak isteyen, arka planda çok fazla kalabilen ve birinci alanda yani bir kimsesini, ikili ilişkide olduğu kimseyi destekleyebilen karakterler oluyorlar. Bu sebeple iki kimseleriyle ilişki kurmak daha naiftir, daha aslında destekleyici bir etki verir. Bu sebeple eğer bir de kadın danışanımız iki kişisi ise olumsuz tarafta tabii şöyle bir durum gerçekleşebiliyor sevgili seyirciler. Böyle çok fazla kendinden vermek, ödün vermek, istekleri, karşı tarafa uyumlanmak, empatiyi çok aşırıya kaçmak gibi aslında alanlar bir süre sonra işte nankörler, siz benim istediğimi yapmadınız ya da her zaman ben sizin istediğinizi yapıyorum gibi böyle o negatifteki boğuşmaya ve negatifte aslında kendisini değersiz hissetmeye başlayacaktır. İşte değersiz hissettiğimiz alanlarda da ikinci alan dediğimiz ve bizim için ikinci enerji alanı dediğimiz yer, alma enerjisi dediğimiz alana geçmeli. Yani daha sakin, daha sükutte ve daha bekleyen ve alıcı konumuna geçtiğinde karakter çok daha rahat ve daha keyifli bir şekilde hayatında yol alabilir. Kariyer anlamında da, yetenekler anlamında da iki kimseleri sunumu çok sevdiği için yemeği, içmeyi, yapmayı, orada hazırlamayı ve beslemeyi diyelim. Annecilik ve anaçlık rakamıdır aynı zamanda. Bunu çok sevdiği için yetenek alanında mesela aşçılık, lojistik işler, sunuma dayalı her türlü iş, kafe, restoran gibi birçok işi çok daha rahat ve kolaylıkla yapabilen kimseler oluyorlar. İkili ilişkilerde de dediğimiz gibi çok daha uyum sağlayabildiğiniz, uyumlu ve daha duygularıyla hareket edebilen kimselerdir iki kimselere. Doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız eğer 3 ise, 21 ise, 12 ise, burada topladığınızda 3 karakteriyseniz, burada da genelde hayat amacımız dediğimiz nokta bizim için organizasyonlara açık, kendi markasında çok kuvvetli olabilen, genelde konuşarak para kazanabilen, çünkü 3. enerji alanı bize her zaman konuşmaya, doğru iletişime, doğru ifadeye, hatta net ifade dediğimiz alanlara götürür. Bu sebeple doğru ifade yapabildiğiniz yerlerde kendinizi özellikle kariyer anlamında ve yetenek anlamında görsel ya da sanatsal bir şeyle ortaya koymanız gerekiyor. Yani bu nedir? Herhangi bir resim, müzik, sanat dalı, dans gibi aslında birçok yeteneği olan kimselerdir. Bunu keşfetmesi çok önemli üç karakterlerinin. Bir de buradaki alanlarda işte İki gibi yani daha duygularıyla hareket edip mesela şiir yazmak, kitap yazabilmek, organizasyonlarda bulunmak, o eleştirici tavırdan ayrılıp biraz daha kendi alanında ve doğru bir şekilde hareket ettiklerinde hayatlarındaki potansiyelini doğru bir şekilde kullanırlar. İkili ilişkilerde de üç kimseleri her zaman için plan isterler. Karşınızdaki kişi ya da siz eğer üç kimsesi iseniz ve üç karakteriyseniz burada plansız hiçbir şekilde hareket etmemeniz gerekmektedir. Somutlaştırmanızı tavsiye ederim size. Hayatınızdaki tüm planlarınızı ve görmeniz gerekmekte. Özellikle ikili ilişkilerde dediğimiz gibi bir sonraki adımı, ne olacağını net bir şekilde biliyor ve oradaki planı tam uyguluyor olması gerekiyor hayatta. Çünkü üç kimselerinden hayatında plan olmazsa, yani ruh, zihin ve beden dediğimiz bütünlüğü bir şekilde sağlayamazlarsa orada bir negatif duygular dediğimiz yani plansızlıktan gelen işte daha negatife girmek, öfkeli olmak, ben demek, benim isteklerimi oradaki ön plana çıkartma istekleri vesaire bunlar biraz daha tetiklenebilir. Bu sebeple üç kimselerinin böyle her zaman için planları, düzenleri, net ifadeleri, konuşma becerilerinin ortaya çıkması gerekmektedir. Hem kariyer anlamında hem de ilişkiler anlamında üç kimseleri aynı zamanda çok sanatçı kimselerdir diyebiliriz. Sanat üstadıdır ve içlerinde yatan o sanatçıyı hem ilişkilerinde hem kariyerde her alanda aslında hayatlarına koymak isterler. Bu sebeple oradaki o ateş elementini de kullanarak üç kimsesini de böyle ortada hadi bakalım sahne sizin dediğinizde çok daha kendine ait doğru organizasyonlarda ve doğru planlarda bulabilirsiniz. Evet, doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız 22 ise, 31 ise ya da 13 ise yani eşittir 4 rakamına gidiyorsa burada da 4'e giden kimseler için toprak elementindesiniz diyebiliriz. 4 sayısı
Genelde daha sabit, ciddi ve isteklerini ve hayattaki yaşamdaki planlarını yine aynı şekilde planlayabilen karakterler oluyorlar. Genelde orta yaşlardan sonra mal, mülk, bolluk, bereket alanında da yine böyle keyfinde daha rahat kalabilen kimselerdir. Çünkü orta yaşlarda rahat bir şekilde borca girebilirsiniz diyebiliriz mesela bu kimselere. Çünkü kendi isteklerini oradaki mesela 13'ten ya da 31 rakamından eğer eşittir 4 rakamına gidiyorsa kendi hayat amacınız, burada 3'ü yapabilme kapasitesi bizim için çok önemli. İşte 3'teki o organizasyonları, planları, hayatta istediğiniz ve yeteneğinizi ortaya çıkartabilme isteklerinizi çok rahat bir şekilde yapabilin ki 4'ün işte daha sabit, daha ciddi, daha oturmuş ve köklenmiş halini yaşayabilin. Genelde ağır kimselerdir. Ağır abla ya da ağır abi dediğimiz kimselerdir. Böyle çok hareketli değillerdir. Hatta astrolojik olarak yine toprak burcundaki işte Başak Burcu, Boğa Burcu gibi buradaki burçları temsil ederler. Burada dört kimsesinin en önemli özelliğinden bir tanesi aşırı önyargılıdır. Özellikle kendi alanına, yani kendi hayatıyla alakalı, yeteneğiyle alakalı ve yapmak istedikleriyle alakalı sürekli yargı yapabilir. Tabii buradaki yargılar onu harekete geçiremeyebilir. Burada tabii her an başkalarını yargılamak, eleştirmek, sürekli olarak aniden hareket etme isteği ve acelecilik aslında bu kimselerin yapmaması gereken ve negatifinde aslında doğru bir şekilde algılayıp buraları hayatına geçirmemesi gereken kimseler oluyorlar. Çünkü dördü doğru yaptığınızda, işte doğru topraklanabildiğinizde, sabit fikirlerinizi doğru bir şekilde hayata geçirmek istediğinizde, oradaki ağırlığı diyelim, doğru bir şekilde aslında hayatınızdaki potansiyeli kullanabildiğinizde hayatınız çok daha başarılı ve mutlu geçecektir dört kimseleri. Doğum gününüz ve doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız eşittir 32 ise, 23 ise, yani eşittir 5 rakamına gidiyorsa, burada da 5'ler inanılmaz sosyal kimselerdir. Aktiftirler, sürekli iletişim isterler, kendilerini böyle yurt dışı seyahatler, aniden oluşan seyahatler hatta. Burada sürekli oradaki o hareket alanı 5 kimselerinde biraz daha negatifinde maymun iştahlı kimselerdir de diyebiliriz. Çünkü her an işte başladıkları işi yarım bırakırlar, gitmek istedikleri tatil için karar verirler, son dakika değiştirirler. Genelde 5 kimseleri için sorumluluk almalısınız diyebiliriz. Hem ilişkilerde hem de kariyer anlamında ya da yetenekleri anlamında sorumlulukların arkasında durması gereken kişiler oluyorlar. Çünkü bir şeylerde çok rahat bir şekilde başlayıp sonrasında 5'in o yarım bırakma kapasitesinden ve yine daldan dala dediğimiz, yani bir şeyi işte kitaba başlar, başka bir kitabı bitirir ya da spora başlar, yine spor yarım kalır. Hayatınızdaki yarım kalan şeyleri lütfen fark edin ve 5 kimseleri için söyleyebileceğimiz şey, iletişimi özellikle kendi alanınızda doğru bir şekilde yönetin. Yani çok fazla insanla iletişim içerisinde olmak aslında bir başarının olmadığını görmeniz gerekiyor. Daha az, daha sakin bir şekilde kalarak hareket edeceğiniz ve sosyalleşeceğiniz alanlarda daha stabil kalmak sizi çok daha keyifli ve mutlu hissettirebilir 5 kimseleri. Evet, doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız. Tüm rakamları topladınız ve eşittir 24 ise ya da 42 ise, yani eşittir 6 rakamına denk geliyorsak, burada da 6 bizim için özellikle orta yaşlardan sonra aile, yuva, sorumluluk ve böyle büyük bir ailede kendi keyfinde olabilen kimseler oluyorlar. Hayat amaçları aslında aile kurmaktır bu kişilerin. Doğru aile teması, doğru sorumluluk almak, eril ise doğru eril enerjide kalabilmek ve dişil ise doğru dişil enerjiyi kullanabilmek aslında hayat amaçlarından bir tanesi oluyor. Tabii köklenmek, aynı zamanda görsel ya da sanatsal, yine herhangi bir şeyle uygulamak, hayata geçirmek yine bu kimselerin istediği şeydir. Çünkü hem kendi alanında hem de karşıdan beklediği şey görsellik ve güzelliktir. Yani karşısındaki kişi de nezakete çok önem verdiği için aynı zamanda burada bir bütünlük ister. Yani hem fiziki güzellik hem de ruhen bir güzellik ister. Kendisi de buna çok fazla dikkat eder zaten. Hem konuşmakta, hem fiziksel aktivitelerde, hem de ruhen aslında nezaket dediğimiz, yani davranışa geçtiği noktalarda çok daha karşısındakini düşünerek hareket eden kimseler oluyorlar.
aslen astrolojide de terazi burcu diyebiliriz altı rakamı için. Çünkü daha naiftir, eşitlik ister. Özellikle ikili ilişkilerde böyle o eşitliği bozulsun istemez. Ve her zaman için sevgiyi temsil eden kimselerdir. Yani sevgi olsun, barış olsun, anlaşma olsun. Böyle oradaki terazi ayarını çok rahat tutturabilen kimseler oluyorlar. Genelde şöyle bir durum var, yaptığım tüm analizlerde ve deneyimlerime istinaden söyleyeyim. Altı rakamına giden kimselerin ya çok erkenden evlendiğini görebiliriz, hemen yuva kurma isteğiyle, ya da çok geç evlilikleri görebiliyoruz altı kimselerinde. Yani nasıl olsa benim bir ailem var, doğduğum aile. İşte nasıl olsa bir kız kardeşim var. İşte burada hep kendi ailesi, yani doğduğu aileyi kurmak istediği aileyle aslında karıştıran kimseler oluyorlar. Bu sebeple hayat amacınız eğer altıya gidiyorsa, doğduğunuz aileyle birlikte kuracağınız aileyi de mutlaka bütünleştirmeniz ve büyük bir aileye sahip olmanızı tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız eşittir 43 ise. 37 ise, yani eşittir bizim için 7'ye gidiyorsa, burada da 7'ye giden kimselerde genelde sessizlik, sakinlik, maneviyat dediğimiz, yani farkındalığı çok yüksek kimselerdir. 7 rakamı özel bir rakamdır biliyorsunuz. Bu kimseler genelde 34 kimseleri özellikle orta yaşlarda belli alanlarda yalnızlaşmak ister, tek başına kalmak ister. Kendi yaptıklarını ve yapmak istediği hayalleri için oradaki yalnızlığı, nostaljiyi, eski tarz filmleri, işte kendi alanını, sınırını duvarlı bir şekilde böyle örmeye başlarlar. Çünkü orta yaşta oradaki yedinin tetiklenmesiyle birlikte işte büyük şehirden mesela köye taşınan kimseleri görebilirsiniz yedi kişilerinde. Daha yalnızlıkla beslenen, sessizlikle beslenen kimselerdir. Sınırlarına çok önem verirler. Yine akrep burcu temsili diyebiliriz astroloji için. Daha kontrolcü zaman zaman olabiliyorlar. Aslında buradaki kontrol tarafı tamamen güvenle alakalı bir durumdur. Çünkü çok rahat bir şekilde karşı tarafa güvenemeyen kimseler oluyorlar aynı zamanda. Güvenli alanı 7 kimselerinde açabiliyorsanız, özellikle ikili ilişki yaşadığınız kişi 7 karakteri ise, burada size evet güvendiğini belli ettiyse, inanın gerçekten güvenmiştir. Çünkü çok boş böyle evet güveniyorum demez, daha temkinli yaklaşır, stokçudur. Aynı zamanda ikili ilişkilerde biraz daha yorucu karakterler gibi gelse de aslında güven sağlayabilmek adına biraz daha duvarlı ve daha soğuk bir duruşu vardır yedi kimselerinin. Bu sebeple yalnız kalmak orada ikili ilişkilerde özellikle mutlaka izin alarak hareket etmek bu kimseleri çok daha mutlu edecektir. Yetenek alanında da genelde iç mimar dediğimiz, müteahhit dediğimiz ya da kendi alanında tek başına kalıp çalışıp sonrasında üretip, ürettikten sonra bunu dışarıya aktaran kimseler oluyorlar yedi kimseleri. Bu sebeple özellikle yedi karakterlerinde o sosyal ortam, iletişim ya da çok fazla görünür olma isteğini göremezsiniz. Bu sebeple yedi kimselerine ya da yedi çalışanınıza daha saygı duyarak, koruduğu o alanları, sınırlarını ve çerçevelerini aslında saygıyla karşılayarak yaklaşmanız hem sizi mutlu edecektir hem de karşınızdaki yedi kimsesini mutlu edecektir sevgili seyirciler. Doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılı toplamınız eşittir 8'e gidiyorsa, yani 26 ise eşittir. Oradaki 8'in vermiş olduğu etki bizim için yine toprak elementidir. 8 biliyorsunuz ki bolluk, bereket, güç, para demektir. Genelde orta yaşlardan sonra aniden miras ya da aniden yaptığı her şeyde, ürettiği, sorumluluk sahibi olduğu her şeyde aniden bolluk ve bereket içerisinde olabilen kimseler oluyorlar. Tabii burası bu kimseler için genelde 8'in vermiş olduğu her şeyi yapabilmek ve güce gitme isteği, 35'ler için de yine aynı şekilde genelde çok fazla herkesin sorumluluğunu alırlar. Özellikle kariyer ve yetenek alanında, insan kaynaklarında 8 karakterini her işi yapabilen, olduğu alanda da yine her işi üstlenebilen kimselerdir. Bu sebeple buradaki sorumluluk alanları bu kişileri çok daha rahat bir şekilde kariyerinde atlatma ve kariyer basamaklarını, o başarılı hali bir şekilde daha kolaylıkla sağlamaya götürüyor. Bundan dolayı 8 kimseleriyle
hem çalışıyorsanız hem de ikili ilişkilerde 8 kimsesiyseniz sorumluluk almasını lütfen sağlayabilin. Yani orada sorumlulukları kendisinden alındığında kendisini çok daha güçsüz ve yetersiz hissedecektir. Özellikle aile tarafında da yine 8 kimseniz varsa 8 karakterlerine sorumluluk vermek, oradaki görevlerini net bir şekilde algılatmak çok daha onlara iyi geliyor. Ve 8 kişileri için dediğimiz gibi bolluk, bereket ve para alanları özellikle orta yaşlardan sonra daha rahat ve daha kolaylıkla açılabiliyor diyebiliriz. Keyifli bir genelde yaşam ve keyifli bir orta yaş sonrası yaşıyorlar diyebiliriz aslında 8 kimseleri için. Benim şanslı gördüğüm kişilerden ve rakamlardan bir tanesidir. Doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılını topladığınızda eşittir 27 gibi 9'a gidiyorsanız eğer. 9 kimseleri genelde orta yaşlardan sonra şifacılık alanlarını çok rahat açabilen kimselerdir. Eğer bunu gençlik yıllarında fark edebiliyorsak, yani baktığımız analiz ve yaptığımız yorumlama bir çocuk analizi ise ve bir öğrenci analizi ise 9'la gidiyorsa bu kişileri ve bu öğrencileri özellikle sağlık alanına yönlendirebiliriz. Kişisel gelişim, sağlık, şifa, yani birilerine iyi gelme, sosyal topluluk projeleri gibi gönülden hem de aynı zamanda yetenekleriyle birlikte birilerini şifalandırma özelliğine ve yeteneğine sahip kimseler oluyorlar. Orta yaşlardan sonra 9'un vermiş olduğu alan hem de Neptün gezegeniyle çalıştığı için biraz daha hayal dünyasında her şeyi büyütebiliyor aslında. Duyguları çok büyüktür, tepkileri çok büyüktür. Aniden söylemlerini aslında çok büyük gösterip sonrasında hemen sönebilen karakterler oluyorlar. Tabii 9'ların en önemli özelliklerinden bir tanesi aldanmaya ve yanılmaya da yine çok açık kimseler oluyorlar. Bu sebeple 9 kişisiyseniz ya da ilişkinizde 9 kimsesiyle birlikteyseniz oradaki o her şeyi büyütme olayı, duygularını, abartma tarafını biraz daha sakinleştirebilirsiniz. Ve buradaki 9 kişisini doğru tanımak, yani aslında daha çocuksu, daha hayalperest, ailenin, eğer ailede bir 9 kimseniz varsa ailenin polyanlacısı diyebilirsiniz. Her şeyin iyi tarafını görürler. Çok pozitiftirler. Çünkü 9 rakamı bizim için 1'den 9'a kadar tüm aslında rakamları taşıyabilen bir rakamdır. Tüm elementleri, tüm enerjileri kendi içerisinde barındırır. Bu sebeple her şeyi bilir. Yani baktığınızda çok bilge bir ruhtur, öğretici bir ruhtur. Herkese her şeyi anlatmak ister, aktarmak ister. Buradaki tabii bu alan, bu kişileri genelde hayal dünyasıyla bütünleştirdiğinde olduğu yerden biraz daha kopuk yapabilir. Özellikle insan kaynaklarında, kariyer anlamında bizim için 9 kimselerine net ve somut görevler vermek ve bunu özellikle kendi işinde, kendi iş saatlerinde hayal dünyasına geçmeden doğru bir şekilde almak gerekir. Bu sebeple 9 karakterlerinin o çocuksu tavrını ve hayal dünyasındaki aslında daha farklı fikirlerini, orijinal ve soyut taraflarını görmek en güzel, mutlu edebilecek ve keyifli kılabilecek taraflardan bir tanesidir diyebiliriz 9 kimseleri için. Doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yıl toplamınız 29 gibi 11'e gidiyorsa eşittir 11 rakamını gördüyseniz eğer 38 gibi 29 gibi. Burada da bu kişiler genelde 11 bizim için üstat bir rakamdır. Yani baktığınızda orijinal, soyut fikirleri olan, farklı düşüncelerde ve farklı fikirleri, yani evrensel taraftan daha farklı alanlara da çok rahat geçebilen fütürist kişilerdir. Yani aslında eğer bu bir çocuk analizi ise ve çocuk yorumuysa, yani öğrenci koçluğunda kullanıyorsak ve çocuğumuz 11, indigo dediğimiz bir karakterse, burada işte gördüğümüz şey sanki gelecekten gelmiş gibi. Yani sanki gelecekle alakalı çok fazla fikrini hayata sunmak istermişçesine bunu dile getirmek isterler. Tabii en önemli özellikleri kararsız kimselerdir. Aşırı kararsızlardır. 11'in vermiş olduğu o 1'deki o 1-1 dengesini rahat bir şekilde koyabilirlerse ve aslında o soyut dediğimiz, farklı ve idealist dediğimiz fikirlerini doğru bir şekilde hayatsa, özellikle kariyer anlamında koyabilirlerse çok başarılı kimseler oluyorlar. Genelde bizim gördüğümüz ünlü siyasetçiler, ünlü kimseler ya da işte politikayla dediğimiz, politika ve ya da sanatla uğraşan ünlü kimselerin çoğunun 11 olduğunu görebiliriz rahatça. Burada tabii doğru bir şekilde kendilerini hayata geçirip potansiyelini doğru bir şekilde kullanan kimselerdir. Indigo diye adlandırıyoruz onları.
Evet, sorularınız var. Sorularınızı da almak istiyorum. Doğum tarihlerinden bolca bahsettiğimize göre. Kendimizi yaşamak ne demektir Nadide Hanım diye güzel bir soru gelmiş aslında. Şimdi hayat amacımızdaki doğum günümüz, doğum ayımız ve doğum yılı toplamında kaç rakamı olduğumuz, rakamın aslında potansiyeli nasıl doğru kullanabileceğimizi eğer biliyorsak, burada kendimizi yaşamak demek kadın isek, kadın dediğimiz yani dişil doğayı, alıcı doğayı, sakinliği ve sevgiyi almamız gerekiyor. Erkek isek de hayat amacımızı doğru bir şekilde biliyor olmamız lazım. Şunu genelde ikili ilişkilerde ya da ilişki koçluğunda en çok gördüğümüz konulardan bir tanesi. Genelde erkekler dişilden mesela sevgisini çok fazla ifade etmesinden ya da sevgi açlığından bahsederken, erkekler için de kadınlar genelde çok fazla işiyle ilgileniyor ya da benimle ilgilenmiyor gibi aslında bir şikayet içerisinde bulunurlar, serzenişte bulunurlar diyelim. Burada tabii iki zıt koşulu çok iyi anlamak gerekiyor. Çünkü kadın her zaman için dişil dediğimiz enerji sevgiden beslenecektir. Hayatı olabildiği tüm sevgi, yani ikili ilişkilerde de, yetenekte de, baktığınızda kariyer alanında da sevgiyi doğru bir şekilde aktardığında burada kendisini başarılı ve doğru bir şekilde alabildiğinde, yani almak dediğimiz tarafı doğru bir şekilde algıladığında, daha sakin ve sükutta kalabildiğinde çok daha keyifli ve mutlu olurken, erkek dediğimiz kısım ise işi ve hayat amacına aslında odaklıdır. Yani bugün bir hayatında bir dişinin olup olmamasından öte işi ve hayat amacına, hayatta kalma gücüne göre aslında oradaki mutluluğu ve keyfi artar. Bu sebeple genelde özellikle ikili ilişkilerde dişilin erkeği, yani eril dediğimiz enerjiyi hayat amacına doğru teşvik etmesini bekleriz. Çünkü buradaki hayat amacına teşvik eden ve buradaki aslında doğru bir şekilde o hayat amacını destekleyen bir dişil için doğru temas dediğimiz, doğru sevgiyi almaya geçiyor. Burada da kendimizi yaşamak dediğimiz, yani hangi alanda neyi istiyorsanız oradaki zıt koşulu, az çok, iyi kötü ya da bitkisel seviye, hayvan seviyesi, insan seviyesi dediğimiz alanlarda düşüncelerimizi, potansiyelimizi doğru bir şekilde hayata uygulamamız gerekiyor. Burası da kendimizi yaşama alanında kendi isteklerinizi doğru ve net ifade ettiğinizde aslında ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet, bir soru gelmiş. Sizi izlerken hesapladım demiş sevgili seyircimiz. 4 karakteriyim ve harekete geçemiyorum demiş. Biliyorsunuz zaten 4 kimseleri için daha sabit, ciddi, ağır abi ya da ağır abla dediğimiz kimselerdi. Burada harekete geçemiyor olmanız aslında kimisi işte, kimisi ilişkilerde, kimisi arkadaşlık alanlarında geçemezler. Ve verilen sözleri genelde böyle orada düşüncede kalan kimseler oluyorlar. Yani güvenli alanı ve güven kısmını doğru bir şekilde açabilmek gerekiyor 4 kimseleri için. Burada harekete etmeniz, yani hayatınıza bir hobi almanızı tavsiye edebilirim. Çünkü hobilerle birlikte kendi istek alanlarınızda bir hareket sağlanacak ve burası size aslında daha keyifli ve bir sonraki adımda da plandan bahsetmiştik biliyorsunuz 4 kimseleri için. Planınızın olması gerekiyor. Yani yarın şu saatte bunu yapacağım ya da şu alanda buna başlayacağım ve sonucunda da bunu net bir şekilde, somut bir şekilde alacağım gibi garantici kimselerdir. Hayatınızda garantiye almak istediğiniz konulara bir bakın lütfen. Buradaki garanticilik ve 4 çerçeve dediğimiz 4 kimseleri, her şey mükemmel olsun, ondan sonra adım atayım kısmından öte, 4 çerçevedeki her bir çizgi için aslında harekete geçmiş olsanız zaten çok daha rahat ve kolaylıkla çerçeveniz tamamlanacak ve daha mükemmel olacaktır diyebiliriz hayatınız. "30 Eylül 1983 doğumluyum" demiş bir seyircimiz. "Sürekli aldatılıyorum ve aldanmaya çok açık bir kimse miyim?" demiş. Şimdi 1983'e baktığımızda genelde 3 karakteri, yani sadece doğum yılını topladığınızda 3 görüyorsak, burada mutlaka konuşarak kendisini doğru bir şekilde ifade etmesi gerekiyor 3 kimselerinin. Hatta yetenek alanında da konuşarak aktive olduğu işler, meslekler yine bu karakteri çok daha rahat kılıyor. Tabii toplamda baktığınızda eşittir 9'a gittiğiniz için, 9'un o Neptün'ü bahsetmiştik biliyorsunuz. Yani 30 artı 9 artı 1983, hepsini toplayacaksınız.
15 sizin yaşam yolunuz, 6'ya gidiyor. Buradaki 6 mutlaka aile, yuva ve sorumluluk ister ve buradaki o alanı açmak ister. Yani yaşam amacında 6'ya gitme çabası bir an önce ikili ilişkilerdeki hani hemen oldurmak istemeyi getirebilir size. Bu sebeple aldandığınız ya da orada göremediğiniz alanlarda net bir şekilde ifade etmeniz lazım. Yani bir ilişkide öncelikli olarak ne istiyorsunuz ve karşıdan beklentileriniz ne? Bunu kendinizle öncelikli olarak yüzleşiyor olmanız lazım. Genelde 6 kişileri yaşam yolundaki o bir an önce aile kurma isteğinden dolayı buradaki o aldanma, yanılmalar, büyütmeler buraları çok fazla göremiyor. Özellikle hayatının orta yaşlarında buralara dikkat etmenizi tavsiye ederim. ...07-05-1976 doğumluyum Nadide Hanım, ne tavsiye edersiniz demiş. Birlikte toplayalım isterseniz. 07-05-75'i 1976'daki tüm rakamları topluyoruz. Yaşam yolu sayısı... Evet, sizin yaşam yolu sayınız 30. Yani 3 artı 0'da yine topladığımızda 3 karakterisiniz. Burada 3 karakterleri için organizasyondan bahsetmiştik. Kendi markasından ve sanatçı kimseliğinden bahsetmiştik. Buradaki sanat alanını mutlaka hayatınıza koymanızı tavsiye ederim. Yani hayatınızda görsel ya da sanatsal bir şeyleri hayata geçirmek sizi çok daha rahat, keyifli ve mutlu, aynı zamanda bereketli kılacaktır. Kendi yapmak istediğiniz o el becerisi, el melekesi dediğimiz alanları açabilirsiniz. Organizasyonlarda bulunabilirsiniz. Mutlaka hayatınızda bir hobi olmalı. Üç kimseleri hayatında keyif ve neşe katacak şeyler olmalı üç kimselerinin. Çünkü buradaki o neşe, keyif aynı zamanda bu kişileri hayata tutunma açısından hem bolluğa, hem keyfe, hem de mutluluğa götürüyor. Yani sizin yine ertesi güne mutlaka somutlaştırmış bir planınız da olması lazım. 30 bizim için sıfır aynı zamanda hazırlık rakamıdır. Hatta genelde soru şudur, sıfırdan başlarsak hani kötü müdür ya da sıfırdan öğrendiğimiz bilgiler bizim için boş bilgiler mi gibi böyle sorular gelir. Her zaman için sıfır birden iyidir derim. Çünkü sıfır hazırlık rakamıdır. Bir şeye hazırlanmak, bir şeyler için fikir sahibi olmak, edinmek dediğimiz alandır. Ve oradaki çemberi doğru bir şekilde kılmaktır. Bu sebeple özellikle yaşam yolunuz 30 rakamına gidiyorsa buradaki sıfırı orta yaşlarda çok doğru kullanmanızı tavsiye ediyorum sizin için. Evet, güzel bir soru gelmiş. Kişisel gelişimi nasıl öğrenebiliriz? Bunun maneviyatta bir ilgisi nedir demiş bir seyircimiz. Teşekkürler soru için. Şimdi kişisel gelişimi öğrendiğimiz yer aslında şu. Dilerseniz kitap okuyun, dilerseniz kişisel gelişimle alakalı tüm makaleler, kitaplar, sosyal medyada gördüğünüz takipler vesaire bunların hepsini tamamladığınızda numeroloji, astroloji ya da herhangi farklı alanlarda farklı metotları hayata koyduğunuzda bunların hepsini hayata geçiriyor olmanız gerekiyor. Yani davranışa gittikten sonra, davranışa geçtiği noktada sizin için aslında maneviyat dediğimiz alan açılıyor. Yani doğru hareket etmek, potansiyelini doğru tanımak, aslen kişinin kendisini doğru tanımlayabilmesi. Bizler koçluklarda, özellikle kişisel ve bireysel koçluklarda, özellikle yine yetenek alanında, kariyer koçluğunda kişinin kendini tanıması çok önemli. Çünkü burada yapmak istediğiniz iş, yapmak istediğiniz ve ortaya koymak istediğiniz hayattaki şey neyse bunu aslında sizi mutlu ediyor ve mutlu kılıyor olması lazım. Hatta her zaman öğrenci koçluğunda ve danışmanlıklarda hobiden para kazanmak gibi düşünün. Yani yaptığınız iş, iş gibi değil ancak mutlu olduğunuz ve keyif aldığınız bir alan olmalı. Burada tabii hayatın işleyişinden davranış değişikliğine geldiğinizde de kişisel gelişimi doğru uyguluyorsunuz demektir hayatınıza. Çünkü baktığımızda evet, birçok metodu hayatınıza almış olabilirsiniz, birçok kitap okumuş olabilirsiniz vesaire neyse. Bunların hepsi buradaki işleyişi ve akan kısımda sizin değişikliğe götüren taraf olmalı. Yani aslında bir nevi özgür seçimimiz dediğimiz yerler. Tabii ki seçim içinde yine bizim için en önemli şeylerden bir tanesi çevre. Çevreyi doğru kılmak, hayatınızdaki ilk 5 kişiyle temasta olduğunuz 5 kişinin size kattıkları, size vermek istedikleri alanları doğru bir şekilde görmeniz gerekmektedir. Eğer kendi çevreniz sizin arzularınızın altında ise,
kendi çevrenizin üstüne çıkmak için ya çevre değiştireceksiniz ya da o arzuların altında kalacaksınız. Bu sebeple kendi kişisel gelişiminizde her zaman için arzunuzun bir üzerindeki insanlarla birlikte olmak, ilişkide yine karşı tarafın sizin arzularınızı anlayabilen, sizi dinleyebilen ve aynı zamanda sizin potansiyelinizi hayata geçirebilen bir karakter olması çok önemli bizim için. "1991 doğumlar için ne dersiniz?" demiş bir seyircimiz. 1, 9, 9 ve 1'i topluyoruz. 10, 19 ve 20. 20 kimseleri 2'den bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Sen ve senin düşüncelerine çok kolay bir şekilde aslında hayata geçirebilen kimseler oluyorlar. Aşırı empatlardır. Daha duygularıyla hareket ederler. Eğer kariyer anlamında soruyorsanız, beslediğiniz, büyüttüğünüz, ortaya çıkarttığınız, yapabildiğiniz ve sunuma koyabildiğiniz her şey aslında sizi başarıya ve berekete, aynı zamanda mutlu bir alana götürebilir. Burada tabii İki kimselere aynı zamanda çok anneci tavırlarla karşı tarafı çok koruyucu hale gelebiliyorlar. Buna lütfen dikkat edin. Burayı çünkü abartmak, aşırıya kaçmak genelde kendisini bu sefer değersiz hissetmeye götürebiliyor kimselerde. Bu sebeple iki karakterlerinin oradaki o naifliğini, sakinliğini, dişil enerji dediğimiz alanı doğru bir şekilde aktive etmesini tavsiye edebilirim. Zaman içerisinde numerolojik durumlar değişiyor mu demiş. Güzel bir soru olmuş. Teşekkür ediyorum seyircimize. Zaman içerisindeki numerolojik durumlar yani rakamlar aslında doğum tarihi değiştiremediğimiz için hiçbir zaman potansiyelimiz ve hayat amacımızdaki rakamın bize vermek istediği alanı değiştirmez. Ancak orayı doğru algılamak yani kaderde de aynı şekilde biliyorsunuz. Yani doğru bir şekilde algılamak sadece nasıl yaşadığınızı değiştirebilir. Pozitif ya da negatif seçimler yine size ait oluyor. Aslında potansiyelinizi doğru kullanmak için pozitifte ya da negatifte yaptığınız tüm seçimler bunu isterseniz numerolojik alanda rakamların vermiş olduğu hissiyat deyin, isterseniz kader deyin, nasıl adlandırırsanız, burası hiçbir zaman aslen değişmiyor. Değişen tek şey nasıl yaşadığınız diyelim. Evet, verdiğiniz bilgilerle hesapladım. 23 karakteriyim demiş bir seyircimiz. Evet, 23 karakterleri genelde sempatik ve hassas karakterler oluyorlar. Özellikle orta yaşlardan sonra yurt dışı bağlantılı bir işte olabilirsiniz. Yeteneğinizi mutlaka yurt dışı kültürlerle, oradaki insanlarla temas içerisinde olmanız sizi çok daha keyifli ve mutlu kılabilir. Fiziksel bozukluğu genelde teşhis etmede çok yetenekli kimselerdir. Yani karşıdan baktığında aslında şifacı ya da sağlıkçı değil. Ancak ne olduğunu ve karşı tarafta ne olabileceğini çok rahat hisseden ve bunu aslında doğru bir şekilde ifade edebilirse nokta atışı yapabilen kimseler oluyorlar fiziksel bozukluğu teşhis etmede. En önemli noktalardan bir tanesi çok sivri dillidirler. Aniden hareket ederler, aniden söylerler. Bu sebeple böyle pat diye hemen düşündüğünü dile getiren kimseler olduğu için orada sivri değil, karşı taraftan yanlış anlaşılabilir. Genelde bulunduğu ortamlarda ve topluluklarda çok dikkat çeken kimseler olabilirler. Bu sebeple oradaki negatifliği pozitifte düşündükten sonra aktarmak ve dile getirmek sizin için çok daha iyi olacaktır. "1984'lülerin yüzü güler mi?" demiş bir seyircimiz. Güzel bir soru olmuş. Şimdi 1984'e baktığınızda eşittir 22 rakamına gelir bizim için. 22 aslında üstat bir rakamdır. Yani baktığınızda 4'ün o vermiş olduğu sabitlik, geleneklik, işte ciddiyet, biraz daha somutlaştırmak ve her şeyi mükemmel kılma istekleri. Hayatlarında da buradaki o güler mi sorusu, mükemmelliyetçilikten vazgeçtiğinizde, sabitlikten, sabit düşüncelerden, oradaki o her şeyi böyle gelenekselci bir tarafa sokma, yani kalıpla alakalı kalıplarınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Bir de tabii 22 doğumluysanız, 04 doğumluysanız, 13 doğumluysanız, yani doğum gününüz bu rakamlarsa biraz daha hatta bunu hayata geçiriyor olabilirsiniz. Daha katı, daha sabit ve ciddi oluyor olabilirsiniz. Buralar hayatınızdaki o yargıları bıraktıkça, daha keyifli insanları yargılamadıkça, hayatınızda hatta kendinize ait o ön yargılarınızı biraz daha azalttığınızda yüzünüz gülecektir umarım.
Yeni iş dünyasında ne önemli olabilir sizce insan kaynakları için demiş bir seyircimiz. Güzel bir soru olmuş. Teşekkür ediyorum. Şimdi yeni iş dünyasında özellikle gelecek nesiller yani gelecek meslekler dediğimiz alanların çoğunda teknoloji, yenilik ve çeşitlilik var. Burada açık iletişim, işverenin özgür alan ve özgür sahalar sunabilmesi çok önemli olacak. Özellikle fark yaratmak geleceğe ait en önemli konulardan bir tanesi. Yani herkesin aynı ve standart olan meslekler ve düşünceler ya da işte yaratım alanında birbirine çok benzer şeyler genelde elenmiş olacak önümüzdeki dönemde diyebiliriz. Çünkü buradaki fark yaratan iletişimi, ağı, sosyalliği, özgürlük alanını hem çalışan hem de iş alanındaki aslında her alanda özgür alanı kılabilen tüm meslekler çok daha rahat ve kolaylıkla ve daha önemli ve potansiyeli kullanabilir hale geleceklerdir. Çünkü yapılan işlerin genelde kalmayacağını düşündüğümüz bir noktadayız. Yani bir dönemdeyiz. Buradaki işler nasıl dönüştürülebilir? Nasıl farklı taraflara gidebilir? Öğrenci koçluğunda yeni meslekler edinirken genelde duygulara hitap eden meslekleri de yine tercih etmenizi tavsiye edebilirim. Teknoloji, bilimsel taraftaki yeniliğe ve dediğim gibi özgürlüğe ve mutlaka taklitsiz farklı alanlarda fark yaratacak fikirlerin hepsi gelecek meslekleri ve yeni iş dünyasının asıl özü olacaktır diyebiliriz. Evet, programımızın sonuna geldik bu arada. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü saat 15'te ben ve güzel ekibim sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.